Dört mezhebe göre benim işim sağlam olsun. Yaptığım amel efendim şüpheden hali kalsın. Bu şekil yaşamak lazım esasen. Ama şimdi ne yapıyor herkes? Ya bir kurtarı tarafı var mı? Bir kurtarı tarafı var. ya bir kurtarı taraf varsa da bir mezhepte, bir müştehidin kavli varsa da yine ahirette bir kurtarı tarafım var tabii ki. Ben de bir şey demiyorum. Yeter ki dört mezhep içinde efendim muteber müçtehitlerden birinin görüşü olsun. Ama buna zaruret dışında gitmemek lazım. Zaruret dışında gitmemek lazım. Yani sen böbreğin bitmiş, iki böbreğin bitmiş, bir böbrekten epey zaman yaşıyor insanlar böbrek, bir böbrek yetiyor icabında da. E ikisi de bitmek üzere, bitti gittin yani falan işte artık e, şeyleri Allah muhafaza cümlemizi. Diyalizler, miyalizler zor işler yani çok. Bu bir zaruret midir? Zarurettir. E ne yapacağım? Böbrek nakli olacağım. Sene Hanefi de caiz değil. İnsanın hiçbir uzvundan istifade edilemez. Hanefi mezhebinde caiz değil. Hanbeli mezhebinde müsaade var. E tabii burada da insanları efendim merdivensiz duvardan yukarı, dağdan ağrı e, zorlamamak lazım. Buna müsaade edilebilir. Nasıl müsaade edilebilir? Dene sen Hanbeli mezhebinde buna cevaz var kardeşim. Böbrek buluyorsan, muracaatını yap, sıran geliyorsa naklini yap mesela bunlara müsaade edilir. Ama bir adam derse ki, ben iki böbreğimde gittiyse gitti, artık diyaliz miyaliz, nerede tırak? Orada bırak, ecelden evvel. Ölüm yok. Ya ölüm yok, ben de biliyorum ecelden evvel. Ama sürünmek var. Bu sürünme işi de tehlikelidir. Karına yük olacaksın, çocuğuna yük olacaksın, bilmem ne, bilmem ne. İnsan eti ağırdır yani. O işlerde de çok takvalık yapayım derken, milleti de sıkıntıya sokmamak lazım. O da ayrı bir dava. Bu Bu noktaya Gelindiğinde müsaade var ama bir adam ben e, ilaç da kullanmıyorum. Hastalık gelmiş. İlaç da kullanmıyorum. Bilmem ne. Mevla ne yaparsa ben kaderine razıyım falan şimdi. E, adam da öldü. Adam da öldü. Şimdi biz bu adama intihar ettiği için cennet buna haram oldu diyebilir miyiz? İntihar ne de aldı. Kurşunun kafasına sıktı veya gitti. Sekiz kattan, beş kattan eceli geldiyse bir kattan da düşerse ölür de ece gelmezse sekiz kattan da ölmez. Ama kendini öldürmek için teşebbüs etti. Ve öldü. Bu adam intihar etti. Eğer delirmediyse, yani aklı başındayken yaptıysa bunu, ha önceden delirir, cinnet geçirir diye bir laf var. Cinnet geçirir mi, getirir mi? O da Türkçe'de işte cinnet getirir. Yani kafa gider. Zaten bu intihar edenlerin çoğunun kafa gitmeden intihar edemez. Dolayısıyla mesela intihar edenin cenaze namazı kılınır mı? Belaş salı ala katil nefsi إلا عند Yusuf. Kendini öldürenin cenaze namazı kılınmaz. Kendini öldüren intihar eden cenaze namazı kılınmaz. Ancak İmam-ı Ebu Yusuf'a göre müsaade var. Biz o müsaadeden dolayı bazı intihar edenlerin cenazesini kıldık mı kıldık. Efendi Hazretleri de kıldırdı mı kıldırdı? Çok yakın dostumuzdu. Çağaç ömrü arkadaşımız. Senelerce efendiyle beraber. İntihar etti Hacı abi. İntihar etti. E, sıktı kafasına gitti. E şimdi cenazede gittik mi gittik. Biz kurtarma tarafıyız. Kurtarma tarafıyız. Ama zaten Hanevi mezhebinde İmam Ebu Yusuf'a göre kasıtlı da yapsa, çünkü hiçbir amel insanı kafir etmez. Ancak bu yaptığım helaldir derse, harama helal derse kafir olur. Haramı haram bilerek ne yapsa kafir olmaz. İntiharı da haram ama ben dayanamıyorum dedi yaptı. E, bu adama biz kafir diyemeyiz. Onun için. Ama bu işi başkaları alışkanlık haline getirip kafası bozulan kafasına sıkmasın diye İmam-ı Azam Efendimiz, İmam Muhammed Efendimiz, müştehitlerimiz bunun cenazemizi kılınmaz. Niye kılınmaz? İbreti alem olsun. Cenazesine kimse gitmeyince diğerleri de düşünsün ki ben böyle intihara kalkışmayayım, kalkışırsam cenazemi de kaldıran, namazımı da kıldıran olmayacak diye korksun da intihardan vazgeçsin bir Müslüman diye. Bu, bu da işte tehdit meseleleri böyle oluyor. Ama Ebu Yusuf çünkü zaten kafir olmadığına göre günahtan dolayı haram işlediyse de kılınır buyurmuş. Biz İmam Ebu Yusuf'a göre kıldık. Ancak e, Efendi Hazretlerimizin zaten bu usta daha bir e, başka veci vardı. O da nedir? Bir insan intihar etmesi için mutlaka ki bu adamın efendim mutlaka demeyelim, ekseriyetle diyelim. Ekseriyetle aklı, dengesini, melekelerini kaybetmiş olması lazım. Kolay bir iş değil intihar etmek. Ölüme şey yapmak, teşebbüs etmek. Onun için bu cinnet getirmiştir, yani delirmiştir. Zaten delirdiyse yaşadığı olaya bağlı. Yaşadığı olayın vehametine bağlı. Çok tehlikeli olaylara düştüyse, yani hakikaten ailevi oluyor, borçtan oluyor, mahcubiyetten oluyor, rezillikler çıkmasın diye oluyor. Böyle. Halbuki fuzuhü dünya, ehven min ahiret. Dünyanın rezilliği ahiretin rüsvaylığından ehvendir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne rezillik çıkarsa çıksın yani. insan intihar edilir mi? Ba'derani abdi bi nefsi haram aleyh cenne. Buyuruyor hadisi kutsi de buhari'de Kulun bana gelmekte acele etti. Ama o da ecelledir. Onun da eceli o andadır. Ama Allah Teala canı e, yine canını Allah aldı. Yine canını Azra Aleyhisselam aldı. Yine ölüm melekleri geldi, yardımcı melekler geldi. Onda sorun yok, orada bir değişen bir şey yok. Ama orada kendi e, kendini katletti, teşebbüs etti. O teşebbüs etmesi öldüren Allah. İntihar edeni de öldüren Allah. Normal e, canı çıkanı da öldüren Allah. Başka Allah'tan başka ölümü yaratan yok. Ölümü Allah yaratıyor. Halakal الْمَوْتَ الْحَيَاةَ Ama burada ne yaptı? Acele davrandı. Ben de ona cenneti haram ettim haram ettim. Yine eli sünnete göre. Bütün eli sünnet kaidesine uymadan ayet hadise mana veremez. Çünkü eli sünnet o kaideyi ayet hadisten alarak koymuş. Ama sen önüne gelen ayet hadise mana verirsen yanlış olmaz. Çünkü neden? inna Allah la yaghfiru en gibi şirkten başkasını bağışlarım diye. Öbür ayete bakarsan intihar da etse, hacca da terk etse, zina da etse, ne yaparsa yapsın. Bu şirk midir? Helala haram demezse, harama helal demezse şirk değildir. Şirk değilse diğerlerini bağışlarım diyor. Bağışlarım, dilediklerim için bağışlarım. Dilediklerimi bağışlarım, cehenneme yollamadan cennete yollarım. Dilediklerimi cehenneme yollarım, cezası kadar yandırırım, sonra çıkartırım. O Allah'ın bileceği iş. Ama şirkte bağışlamayacağını beyan etmiş, diğerlerinde bağışlama dilemesine kayıtlayarak e, vaat etmiş. Allah vaatine ne ve Allah Teala, efendim yalan beyan etmez, vaadine kulf Tamam. Onun için ben ona cenneti haram ettim. Ne anlayacaksın oraya? İlk girenlerle girmeyi. İlk girenlerle girmeyi haram ettim. Manasını veren ulema var. Ama o manaya da gitme lüzum yok. Günahı kadar yanar. Yandıktan sonra mutlaka imanlı ölen cehennemde ebedi kalmayacağı için mutlaka çıkar, sonra cennete gider. Hangi günah yapmış olursa olsun. Ama cinnet getirdiyse, önden delirdiyse o zaman intihar günahı terettüp etmiyor. Çünkü deli mesul değildir. Deliren mesul değildir. E şimdi de bu uykuda yürüyenler var. E adam kalktı mesela uykudan kalktı gitti camdan atladı mesela. Böyleleri de oldu. Hafız kardeşlerimizden tanıdığımız öldü mesela. E şimdi buna intihar etti diyenler de oldu. Ama bir uyur gezelliği de vardı. Uyur güzel de vardı. Efendi Hazretimiz hep kurtarma tarafına giderdi. Şöyle buyurdu mesela. Ona öyle bir halüsinasyon gösteriyor. Halüsinasyon demezsin. Efendim sen kullanma tabirleri şey etmeyin. Yani cinnet getirmek şeyle kafası e, değişir. E, ne yapıyor? Mesela 8. kattan uyur gezere de oluyor. Bu başka da oluyor. Önüne şey geliyor. Düz gibi geliyor. O geliyor camın kenarına, balkonun kenarına. Önünü düz görüyor. Düz gördüğü için adım atıyor oraya. Düştü sekiz kattan aşağı öldü mesela. Böyle bunları da yaşadık yani. Ee, oldu yani cemaattan. Bundan dolayı burada ben cenneti haram ederim manası ebedi cennete giremez diye. Haşa anlaşılamaz. Ya çünkü şirkin dışında bir günahtır. Dolayısıyla Mevla dilerse affeder, hiç cehenneme göndermez. Dilerse cehenneme gönderir, azap eder. Ama aklı gittiyse zaten hiç mesul etmez. İlaçla tedavi olmak veya ameliyat olmak bunlar farz mı? Bunlar farz değil işte. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i 70 bin kişi cennete hiç sorgusuz, suazı, hesapsız, azapsız girecek olanlardan bahsederken, onların Allah'a tevekkülünden bahsederken, وَلَا يَكْتَوُونَ Onlar ne yapmazlar? Key dağlamak demek. Yani işte e, yarayı dağlayaraktan, o eski sistemde şimdiki ameliyatlar yok, öyle kurtarıyorlardı mesela. Onlar o işlere girmezler diyor. E dolayısıyla eğer ilaç kullanmamak, tedavi olmamak haram olsaydı onları 70 bin kişi diye sayı hadiste met etmezdi. Dolayısıyla bir insan ha ben böbrek nakli yap Hanefi mezhebinde de müsaade zaten yok. Ben de bu işlere girmiyorum, organ nakli girmiyorum. Bittiği yerde bu işe, ecel geldiyse gideceğiz dese ve bu adam ölse sen bu adama diyemezsin ki intihar ediyorsun kardeşim haramdır diyemezsin şimdi bak. Ama Müsaade var mı? Var. Hanbeli'de müsaade var mı? Oraya nakil yapabilirsin. Zaruretlerde. Zaruret dışında ne yapacaksın? En ihtiyatlı hangi hükümse, hangi mezhepse, hangi müştehit çünkü şeyde de, Hanefi'de de üç kabil oluyor. İmam-ı Eyni oluyor, i̇mam Eyn oluyor, bazı İmam-ı ayrı ayrılıyor. Nereye bakardı Mahmud Efendi Hazretlerimiz? Ahiret ticaretine bakardı. En ihtiyatlı hangisi? Onlarla amel eder. Rabbim cümlemize fazl-ı keremiyle İslam'ı Azimetle yaşamayı nasip eylesin. Amin.